Matematik serüvenimizin daha başındayken, x artı y çarpı x eksi y gibi ifadelerin neye eşit olduğunu öğrenmiştik. Şimdi de kısa bir tekrar yapmak adına, bu x çarpı x yani x kare artı x çarpı eksi y eksi x y eder, artı y çarpı x artı x y ve y çarpı eksi y de eksi y kare olur. Ve artı x y ile eksi x y birbirini götürünce geriye de x kare eksi y kare kalır. Buraya kadar küçük bir tekrar yaptık ve bunu kareler farkı olarak ifade edilmiş matematiksel ifadelerin çarpanlarına ayrılmasında ve binom çarpımlarında görmüştük. Ve şimdi de yine aynı şeyi bunlardan biraz daha zor ifadeler üzerinde deneyeceğiz. Bu yazdıklarımızı a artı b çarpı a eksi b olarak da ifade edebiliriz öyle değil mi? Ve bu da a kare eksi b kareye eşit olur. Bununla bunun arasındaki farkın x yerine a, y yerine de b yazmak olduğunu görüyorsunuz değil mi? Şimdi de bunlara dayanarak mesela bir bakalım. 3 artı 5x üzeri 4 çarpı 3 eksi 5x üzeri 4. Evet, bunun neye eşit olduğunu bulmaya çalışalım. Her zaman olduğu gibi hadi hemen videoyu durdurun ve bunu kendi kendinize yapmaya çalışın. İki farklı şekilde düşünebiliriz. Aynen buradaki gibi uzun uzun bir çarpma işlemi yapabiliriz ama elimizde bir ifade artı bir başka ifadenin aralarında eksi olan aynı ifadelerle çarpımının bunun ve bunun karelerinin farkına eşit olduğuna dair bir özdeşlik var. Kısacası iki kare farkı özdeşliği. Dikkat ederseniz burada ve burada birer 3 var. O halde a'nın yerinde 3 olduğunu düşünebiliriz. Hemen not edelim. Bu a'ya eşit olsun. Benzer şekilde bu da b olsun. Evet işte böyle. O halde bunun sonucu a kare eksi b kareye eşit olacak ve bu da 3'ün karesi eksi 5 çarpı x üzeri 4'ün karesine eşit olacak. Karelerini de alalım. 3'ün karesi 9'dur. Eksi 5x üzeri 4'ün karesi de 5'in karesi 25, x üzeri 4'ün ise x üzeri 8 öyle değil mi? Burada kuvvetin kuvvetini aldığımız için sonucun kuvvetin çarpımına eşit olacağını da düşündük. Evet işte bu kadar. Hadi bir tane daha yapalım. Bu kez 3y kare artı 2y üzeri 5 çarpı 3y kare eksi 2y üzeri 5. Hadi videoyu durdurun ve bunun neye eşit olacağını bulmaya çalışın. Bunu da aynı şekilde yapmak istiyorum. İsterseniz buradaki gibi dağıtarak da yapabilirsiniz. Seçim size ait ama bunun a artı b çarpı a eksi b şeklinde olduğunu gördüğümüzde sonucun a kare eksi b kareye eşit olacağını biliyoruz. 3y karenin karesi 9y üzeri 4'e eşit öyle değil mi? Eksi 2y üzeri 5'in karesi de 2'nin karesi 4, y üzeri 5'in karesi de y üzeri 10'dur. Dolayısıyla 4y üzeri 10. İşte bu kadar.